aziz kardeşlerim, çok güzel bir kısa anlatacağım. Böyle kulaklara küpe olacak, nasihat alacağımız, ibret alacağımız bir kısa. Allah aşkına canı kulağıyla dinleyelim. Rivayete göre bir genç İbrahim bin Ethem hazretlerine geliyor. Geliyor, diyor ki efendim, ben günahlar işleyerek kendi kendine zulmeden bir kimseyim. Beni bunlardan vazgeçirecek ve kalbimi uyandıracak bir şeyler söyleyiniz efendim diyor. İbrahim bin Ethem hazretleri rahmetullahi aleyh günah işlemek istediğinde şu beş şeyi düşün evladım diyor. Şu beş şeyi. Beş şeyi kabul edersen günah sana zarar vermez. Nefsin lezzetleri de seni helak etmez diyor. Buyurun efendim söyleyin diyor o genç. Evladım, birincisi Allah'a isyan etmeyi, günah işlemeyi istediğinde onun rızkını yeme diyor. Bakın. O genç, o zaman nerede karnımı doyuracağım? Yeryüzündeki bütün rızıklar onun. O halde kardeşim, hem onun rızkını yiyip hem de ona isyan etmek uygun düşer mi? Hayır diyor o genç. Peki ikincisi nedir efendim diyor. Ona isyan etmeyi istediğinde onun mekanında oturma buyuruyor. Onun mekanında oturma. Bu birinciden daha zor diyor genç. Efendim doğu, batı ve bunların arasındaki her yer onun. Onun iken ben nerede oturacağım diyor. Ey kardeşim, rızkını yiyip mekanında oturup ona isyan etmek uygun düşer mi diyor İbrahim bin Ethem hazretleri. Hayır. Üçüncüsünü söyleyin diyor. İbrahim bin Ethem hazretleri devam ediyor. Onun rızkı altında ve onun mekanında olduğun halde ona isyan etmek istediğinde seni kendisine karşı gelirken göremeyeceği bir yer bul ve orada günah işle diyor. Böyle senin hiç kimseyi, böyle Allah'ın seni göremeyeceği bir yere git, orada günah işle diyor. O genç, efendim bu nasıl mümkün olabilir ki? O bütün gizliliklere muttalidir. Her şeyi görendir, her şeyi bilendir. Ben nasıl olur da onun görmediği bir yer mi var efendim? Ben gideyim de o beni görmesin. O halde ey kardeşim, onun rızkını yiyeceksin, onun mekanında yaşayacaksın. Bir de seni ve kendisine karşı açıkça işlediğin fiilleri gördüğü halde ona isyan edeceksin. Bu hiç münasip düşer mi evladım? Hayır, düşmez efendim. Dördüncüyü söyler misiniz diyor. İbrahim bin Ethem hazretleri ölüm meleği ruhunu almak için geldiğinde ona samimi bir tevbe edip Allah için salih ameller işleyinceye kadar bana mühlet ver der. Ama bunu kabul etmez ki diyor. Azrail aleyhisselam benim ruhumu almaya gelecek. Ben ona biraz bana zaman ver, biraz bana mühlet ver. Biraz ibadet yapayım, biraz taat yapayım. Allah'a kulluk edeyim, secde edeyim.
şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle bir şeye müsaade eder mi? Asla. Ve ey kardeşim, madem ölümü tevbe edecek kadar bir müddet için bile kendinden uzaklaştıramıyorsun ve biliyorsun ki o geldiğinde bir an bile geciktirilmez, peki kurtuluşu nasıl ümit edebiliyorsun? Genç beşinciyi söyleyin efendim diyor. Kıyamet günü zebaniler seni cehenneme götürmek için geldiklerinde onlarla birlikte gitme, ben gelmiyorum, sizinle gelmiyorum, gelmek istemiyorum de. Genç, efendim onlar beni bırakmaz, istediğimi kabul etmezler ki. Peki öyleyse selamete çıkmayı nasıl ümit edebiliyorsun ey genç? Efendim bu kadarı bana yeter diyor genç. Allah'tan beni mağfiret etmesini, affetmesini istiyor ve ona tevbe ediyorum efendim diyor o genç. Ve bu genç ölünceye kadar İbrahim bin Ethem Hazretlerinin yanında kaldı ve ibadetlerle dolu bir hayat yaşadı. İbni Kudame el Makdisi 622 kitabı Tevabin Daru İbn Hazm'de geçiyor. 1424 S168-169. Hani bir kaynak, bir belge, bir kaynak isteyenlere onu da söylemiş oldum. Kardeşler, görüyorsunuz ki Cenab-ı Allah'ın bizi görmediği, bizi işitmediği, bizi bilmediği hiçbir yer yoktur. Rabbimiz İnnallâhe habirun bimâ te'melûn, ben yaptıklarınızdan haberdarım. Ben yaptıklarınızı görüyorum, biliyorum, duyuyorum. Seni Cenab-ı Allah görüyor. Her an, her saniye, uykunda bile Cenab-ı Allah seni görüyor. Alıp verdiğin nefesini dahi Cenab-ı Allah biliyor. Sana Cenab-ı Allah şah damarından daha yakın olan bir Rabbin varken nasıl olur da onun mülkünde, onun dünyasında bütün nimetlerini yiyip içeceksin? Sağlık vermiş, sıhhat vermiş, mal vermiş, mülk vermiş. Güneşi insanın emrine vermiş. Ayı insanın hizmetine vermiş. Koyunu insanın hizmetine vermiş. İneği insanın hizmetine vermiş. Arıyı insanın hizmetine vermiş. İnsanı insanın hizmetine vermiş. Her şeyi insanın hizmetine vermiş ve insanı en güzel bir şekilde yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, biz o insanı en güzel bir biçimde yarattık ve halk ettik diyor. Ve insanı mahlukatın en şereflisi yapmış. Böyle bir Rabbe, böyle bir Mevla'ya, Rabbine karşı insan nasıl olur da kalkıp onun mülkünde günah işleyebiliyor, ona isyan edebiliyor? Bu ne cüret, bu ne cesaret? Allah'ın dünyasında, Allah'ın mülkünde Allah'a isyan etmek ne demek? Allah'ın emirlerine, emir ve yasaklarına karşı gelmek ne demek? Allah'a itaat etmemek ne demek? Allah'ı inkar etmek ne demek? Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlere şükretmemek, nankörlük etmek ne demek? Sağlık vermiş, mal vermiş, evlat vermiş, mülk vermiş. Her şeyi insanın emrine vermiş. Yeri göğü şöyle bir bak, başını kaldır da şu semalara bir bak. Bir güneşe bak, bir aya bak, yıldızlara bak. Yağan yağmurlara bak, yağmurlara bak, çakan şimşeklere bak. Yerden sana bitki vermiş Cenab-ı Allah, sana meyve veriyor, sana sebze veriyor. Topraktan sana Cenab-ı Allah neler veriyor? Ne ikramlar, ne ihsanlar, ne muazzam şeyler yaratmış insanoğlunun hizmetine. Ama insan nankör,
insan, isyankar insan Allah'a karşı çok nankör. Cenab-ı Allah bizi bu kıssadan ibret alanlardan, Rabbine karşı nankör olmayanlardan eylesin. Her daim Allah'ın zatına kul olmayı ve onun dünyasında onun istediği şekilde hayatımızı idame etmeyi nasip eylesin. Allah bizi günahlardan, haramlardan, isyanlardan, fuhşiyetten, azgınlıktan, kötülüklerden Rabbim bizleri ve bütün ümmeti himaye eylesin, muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi her daim şükredenlerden, zikredenlerden, Allah'a aşık olanlardan eylesin. Rabbimize sonsuz, sayısız hamdü senalar olsun. Allah'a emanet olun.